Kapı açık sana buyur. Al hançer yüreğe vur. Kala kala bir canım kaldı. Söz az diyor, ne güzel söylemiş çocuk. Efendim Gıybet mi programı, hoş geldiniz. Bugün yeni çıkmış bir şarkıcı. Yani şarkısı sürekli Instagram'da gözüme geliyordu. Aa, ne güzel bir şarkı diye bir dinlemiştim zaten şarkıyı. Sonra dedim niye ben konu kalmıyorum? Niye buradaki dedikodu yapmıyoruz dedim. Sonra dedim Furkan dedim gel. Bir de ne öğrendim? Benim bir tane konuğumla bazıları bir arkadaşlığı varmış. Bir de işte böyle bir enteresan şeyler olmuş. Benim başıma gelen bazı şeylerin benzerini o da yaşamış. Güzel dedikodu yapalım, bakayım hangi ünlüler ona destek vermiş, hangisi vermemiş, ne olmuş ne bitmiş. Şarkı nasıl gidiyor onu da öğreneyim efendim. Yepyeni şarkısı Hançer'le Furkan Erdoğan bizlerle. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Şöyle normal her zaman gibi. Şu rahat rahat gideyim, sonra terleten sorular sorarım belki. Eyvah. Zaten şu andan başladık terlemeye. Severiz. Konsept bak ne yazıyor bir yerde? Gıybet mi? Evet. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi güzel gidiyor. Yani şu an böyle en mutlu olduğum dönemlerdeyim diyebilirim. Sen bir de sonrasını görsün. Mutluluklar, mutlulukların içine edecekler. Yok inşallah olmaz ya. Bakalım yani. Tabii ki olacak. Biz neler gördük, ne inşallah diyenleri gördük. Sonra isyan edenleri gördük bir de üstüne ya. Bak bundan sonra tekrar haberleşiriz o zaman. Bakalım böyle gidişata göre. Aynen öyle. Peki, sözlerin çıktı diyeceğiz artık. Bize bir, ay gözüm şunu oldu. Bize bir anlat, bir Furkan kimdir? Bize böyle gir. Şimdi Furkan kimdir? Zorlu yollardan buralara geldiğim için Furkan azimli, böyle sempatik. Çünkü genelde hani çalıp söylerken insanların o izlenim olarak, hani o izlenimi bırakabiliyordum. Onu hissettiğim için, hani şimdi kendimi övmüş gibi olmayayım ama. Öv canım, biz neler gördük burada kendi dürüst dedi, arkasından neler duyduk. Boşver. Ondan dolayı hani böyle hem azimli, sempatik, çalışkan, ne bileyim yani şu an tam bilemedim bu. Diğer soruma gerek kalmadı. Kendini üç kelimeyle anlat diyecektim. Onu da söylemiş oldu böylelikle. Peki kötü bir özelliğin var mı sana göre? Ben sinirleniyorum. Birazcık çabuk sinirleniyorum. Aynen. Atarlı bir genç. Eyvah, kapı açık. Arkanı dön. Ben yanımda şarkıcı varken ben nasıl şarkı söylemeye çalışıyorsam. Peki bir şunu sormak istiyorum. En sevdiğim sorudur. Aşk var mı? Aşk yok. Ne zamandır yok? Yani uzun süredir yok. Çünkü bu işi yaparken bence olmaması lazım. Peki sen artık bu sektöre girdin. Girdim. Ne zamana kadar olmayacak? Yani tam ismimi yapıp bütün insanların artık o Furkan Erdoğan bu tamam marka oldu gibisinden bir duyum alıp o doyumu alınca ondan sonra olabilir. Yani şimdilik yok diyorsun. Evet. Şimdi burada izleyen bir sürü hanımefendi var oturup ağlıyor biliyorsun. Vallahi artık ağlayacaklar, yapacak bir şey yok şu an. Bize şeyi anlat. Hançer şarkısının hikayesini anlat. Hançer şarkısının hikayesi şimdi bir isim verebilsek neler söyleyeceğiz buralarda da değil mi? Tahmin ettiğim bir isim var ama neyse. Şimdi Hançer şarkısı uzun, ben normalde İzmirliyim bu arada. İzmir'de doğup büyüdüm. Yani İzmir'de oturuyoruz. 9-10 ay falan oldu İstanbul'a taşınalı. İstanbul'a taşındığından beri böyle değişik insanlarla da, iyi diyebileceğim insanlarla da tanıştım. Değişikleri sen iyi biliyorsun ya piyasada olduğun için. Yani bu insanlar böyle çok senin bir yere gelmeni istemiyorlar. Veya ondan bir tane fazla özelliğini gördüyse, yani yine tekrar söylüyorum hani övdüğümüz ya da yerdiğimiz için insanları küçük düşürmek için söylemiyorum ama hani bir tane böyle kötü bir özelliğini ya da senden daha iyi bir özelliğini görse silecek her şeyi yapmaya çalışıyor. Çok. Ve yüzünü o kadar güzel oynuyorlar ki. Ben de böyle yanından evet tamam. Bir mutlu oluyorsun. Evet anladın mı? Sürekli onlarla yan yana arıyorlar hemen. Hadi bakalım abi gidiyoruz. Oo en sevdiğim, Allah'ım çok mutluyum. Hep böyle yanlarında şey. Sürekli bastır koştur ama sonra bir baktık ki için rengi değişik. Sonra neler neler çıkıyor değil mi? Tabii öyle oldu ama sonra şükür düzgün insanlarla tanıştım yani. Habil Ceyhan başta olmak üzere. Dünya tatlısı bir adam. Düzgün insanlarla tanıştıktan sonra işlerimi yoluna koydum. Yani hani bir 9-10 aydır buradayım. Hı hı. 6 aydır falan belki bir süre böyle şeyde geçti. Muallakta geçti. Araf'ta geçti yani. Tam olarak bir adım atamadım. Hı hı. İlerleyemedim. Şarkım vardı. Ona iyi değil dediler. Bazı insanlar halbuki çok belki bu şarkıdan daha iyi tutabilecek ileride yapacağım. Hareketli miydi? Hareketli aynen. Ona iyi değil dediler, buna iyi değil dediler, senin sesin iyi dedi, kimisi böyle dedi. Hani öyle öyle artık beni de bir yerden sonra soğuttular ama düzgün insanlara denk gelip doğru şarkıyı bulunca güzel bir iş çıkarttık. Ki şarkı yani çok güzel bence. Tam böyle hani artık biz Türk halkı olarak kendimi de katarak söylüyorum. Hani çok fazla şarkıdan sözleri bir dinleyeyim bakayım neler anlatıyor demiyoruz. Evet aynen. Ama senin şarkın öyle de değil. Sözleri de güzel. Sözleri müziği de güzel yani. Yani yazan kişiye buradan sevgiler. Aynen. Sana en çok düet yapmak istediğin isim kim? Ben Sıla'yı çok
çok seviyorum. Yani okul döneminde de ben sinirlendiğimde Sıla açıyorlardı. O kadar çok seviyorum. Aa, Sıla sana. En sinirli anımda böyle Sıla'nın bir de şey şarkısı var. Saki şarkısını ay, çok seviyorum. Severim. Aynen ve bir dönem takıktım. Sürekli o şarkıyı söylüyorum. Gitarı yeni öğrendim. Kendi kendime çalıyorum. Arkadaşlar olan yeter de tamam Saki. Ah be hiç haberin yok. Tamam öğrendim. Sonra bir gün benim Saki şarkısını attım. Aile ortamında böyle güzel enerjik bir videoyla Instagram'a. Bir baktım Sıla beğendi. Yorum yaptı. Aa ki Sıla da öyle çok bakmaz yani. Hayata bakmaz. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Yani evde taklalar atıyorum. Anneme vardım. Anne ünlü oldum ben koşuyorum. Bak Sıla beğendi. Ay. Aldı beni yanına. Neler kuruyoruz ama evde. Sonra hiç. Abi bir şey evet, o da bir başarı biliyor musun? Çünkü aynen. Sıla gerçekten bakmayan bir kadın. Ya benim hayalim olan hani hayalimdeki böyle düet yapmak istediğim kadın gelmiş bir tane yorum atmış sonuçta. O bile dediğin gibi bakmıyor yani. Tabii böyle ki. Ve o bile çok mutlu etti beni yani. Erkek olarak var mı düet yapmak istediğin birisi? Buray sevimli böyle sempatik şarkıları güzel. Mustafa Ceceli çok seviyorum ses olarak yani. Güzel isimler. Ki Buray'ın sesi gerçekten çok güzel. Hem de böyle sempatik hani aynen insanlar öyle. Ve annem falan bakarken böyle kendi oğluymuş da yanaklarını sık çekmiş gibi bakıyor böyle. O öyle iki isim. Için, aynen, Sıla ve Buray isimler. Diyebiliriz. Hı-hı. Şunu söyleyeyim şimdi en merak ettiğim sorulardan bir tanesi. YouTuber veya fenomenlerin şarkı çıkarması hakkında ne düşünüyorsun? Sorunun altında isimler var şu an. Yani galiba kendilerine bir sanatçı lakabı verdirtmek için bunu yapıyorlar. Tam emin değilim. Hani sevip de bunu yapan var mıdır tanımadığım için ya da sadece sosyal medyada evet. Bazen insanlar farklı yüz gösteriyorlar. Ondan dolayı hani yani çok ne amaçla yaptıklarını bilmediğim için tam yorum yapamıyorum ama dediğim peki, dinliyor gibi musun? Yani dinlediğim var birkaç tane. Yani illa çünkü o kadar güçlüler ki. Tabii ki. İster istemez yani dinliyoruz. Hani ben açayım şu şarkıyı dinleyeyim diyor musun? Aynen ya açayım şu şarkıyı dinleyeyim. Birkaç tanesini belki bir iki şarkısını dinlemişimdir ama onun dışında yani radyolar ve sosyal medyada bütün müzik her platformları yer attığı için zorunlu ezberliyoruz yani. Bir peki çoğun. Başarılı buluyor musun? Yani var birkaç isim başarılı. Açıkçası ya başarı neye göre hani kime göre birazcık değişik bir soru aslında ama başarılı sonuçta bir kitle alıp onlara evet. O şarkıyı söyletebiliyorsa başarıdır yani o. Şimdi asıl her bir şey söyleyeyim size her konuğumda bu konuyu neredeyse konuşuyoruz. Asla çözülmeyen bir konu. Tıklanmalar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben geçen soru cevap yaptım Instagram'da. Evet. Direkt herkes bu soruyu sordu. Niye? Çünkü hani belli bir kitleye ulaştım Instagram'da. Ondan daha az bir insan tıklamış. Şimdi no name denilen bir şey var. Benim daha evet. Önce bir şarkım çıkmamış. Hani daha önce bu dijital platformlarda bir şey proje sunmamışım insanlara. Hı-hı. Yani izlenme veya beğeni bunları satın alan insanlar var. Benim etrafımda da var. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz de milyonlarcasını alanlar tabii. Var. Ama yani o başarı açıkçası demin dediğimiz konu gibi başarı onunla ölçülmemesi lazım. Doğru. Bence. Yani çünkü 100 bin izlenirsin. Hı-hı. Ayda 10 tane sahne alırsın. Bitti. Aldığın sahnelerden kendine güzel bir kitle oluşturursun. Seninle her yere gelirler. O zaman tamamsın zaten. O zaman sen zaten başarılısın yani. Doğru söylüyorsun. Sen aldın mı? Ya aldım demez alsa bile de. Yani. Yok alsam zaten şu an bir hafta önce çıkan şarkım 80 bin izlenmezdi yani. Alsam milyon yapardık. Alsa yapmıştı 2 milyon 3 milyon. O zaman diğer konuya geçiyorum. Birçok sanatçının dert yandığı bir konu. Türkiye'de magazin sence nasıl? Veya beğenmiyorsan nasıl olmalı? Yani bence beğenmiyorum ama halk çok seviyor böyle şeyleri. Belli zaten. Herkes çok seviyor. O onunla olmuş, bu bununla gece kulübünde yakalanmış. Onunla sevgiliyken öbürüyle bir şey yapmış. Gül atmış, taş atmış. Aynen. Çok sevdikleri için insanlar açıkçası sırf onun için zaten basın değeri, basın haberi denilen bazı olaylar evet. Var. Hani bu tarz böyle meseleleri toplumda seni daha öne çıkartmak için örnek bir isim yakın zamanda o YouTuber'lardan bir tanesi şarkı çıkardı. Çıkardıktan sonra çok ünlü bir isim onun videosuyla dans ederek bir Reynmen, ben hemen ismini vereyim ki sen vermemiş ol. Reynmen'in şarkısına dans eden Harise'den bahsediyoruz. Mesela şimdi bu benim açımdan ben şöyle düşünüyorum. Bir hafta oldu şarkı çıkartalı, evet. Belli bir milyon izlendi. Birazcık durulacakken Hadise onun şarkısında dans ederek tekrar attı. 3-5 milyon daha geldi. Yani sonuçta, çok zekice bir hareket. Aynen zekice bir hareket. İyi kullanıldı mı magazin ve sosyal medya? İyi aslında ama. Ben bekliyorum zaten Hadise'de Reynmen bir şey yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü neden? Reynmen story attı. İşte dedi ki ben dedi bir kadın şarkıcıyla düet
gıybet mi yaptın? Öyle bir story evet, attı. Evet evet hani DM alsın mı? DM alsın gibi bir şey yaptı. Yok, üstüne doğru. Birkaç saat sonra Hadise videoyu paylaştı. Ama Hadise de Reynmen'e böyle bir şey yapar mı bilmiyorum. Karışık bir şey. Hadise'cim neler karıştırıyorsun aşkım sen? Çıkacak kokusu ama güzel bir ama olaydı yapabilir. Bu. Neden? Çünkü sosyal medyası o kadar güçlü ki Türkiye'nin çok. Sosyal medya gündemini ve patlayacak şarkıları belirlediği için onun da ona ihtiyacı var. Aynen. Her şey karşılıklı. Böyle gerçekten bir mutalist yaşam birlikte bir düet yapabilirler yani. Gibi düşünsene Hadise Reynmen bence güzel bir yani iş çıkabilir. Değişik bir iş çıkar. Kesin enteresan bayağı bir şey olur zaten yani. De. Aynen. Hadise zaten başlı başına bir reyting değeri olan bir kadın. Evet, Reynmen'i zaten aldı aynen. Başını gitti. Şimdi programlarımda en sevdiğim kısım. Bari bir iki dedikodu ver bana oradan. Sana ben şimdi 3 tane isim vereyim. Tamam ver. Oradan bana onlar hakkında ne düşünüyorsun onu söyle. İlk isim yani Türkiye'nin en önemli isimlerden bir tanesi Demet Akalın. Demet Akalın yaptığı işler bir kere ya çok güzel bir kitleyi yakalamış. Evet. Her gittiği yere binlerce insanı sürekli götürebilen. Belki bazen bizim anlamsız diyebileceğimiz bazı sözleri bile güzel bir arada buluşturup insanlara evet. Güzel yani tam çok güzel şarkı seçmiyor evet, mu? Evet piyasanın tam zaten ben onunla alakalı hani bir şey duymuştum. Böyle bir şarkıyı beğendiyse İçine ısındıysa anında alıyormuş evet. O şarkıyı. Ya Merve Özbey'in şey elinden şarkıyı almıştı kendisi açıklamıştı. Şimdi ay yazık oldu kıza diye. Ya o böyle yani bir kadın. Tam piyasaya uygun gidiyor. Güzel işler yapıyor. Ona diyecek bir şeyimiz yok şu an. Bir yani. Şey diyeyim Demet Akalın'a laf söylemek biraz yürek ister zaten. Tabii aynen. Neyse ikinci isme geçiyorum. Ben Fero. Gel gelelim işin özüne. Ben Fero. Şimdi ben eski rapçileri daha çok seviyorum. Mesela Sagopa Kajmer olması gerektiği yerden daha aşağıda şu an ülkemizde. Bu yeni çıkan traple işte hani Ben Fero'nun tabii ki küçümsemiyoruz işlerini kötü yapıyor diye demiyorum ama mesela Sagopa Kajmer'in 10 sene önce yaptığı şarkıların birazcık daha belki hızlı hatta daha anlamsız sözlerle binlerce evet. Kat daha fazla para kazanıyorlar. Hani bazı insanlar hak ettiği yerlerde olmayınca üzülüyorum açıkçası yani, daha çok var çok ondan var. Dolayı yani bununla alakalı bu kadar şey söylüyorum. Ya Allah herkesin onu baktığına şu kesinlikle bir konuyu kapatmak isterim. Son isim Murat Boz. Murat Boz bir kere Murat Boz şarkı söylemese bile olur. Niye? Çünkü zaten söyledi de tutmadı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Adam yeni şarkı çıkardı. Tutmadı. Aynen. Adam çünkü sempatik. Hani oyuncu olsa veya televizyonda sürekli görsek o ona daha çok evet, yakışıyor. Tam ekran özellikle yüzü. Acun Ilıcalı'nın işte TV8'de O Ses Türkiye mükemmel. Yani hani o olmasa böyle %50 izlenmeyecek neredeyse. Acun demişken dur bir dakika. Sen bir şey söyleyeceksin. Eyvah. Acun Bey! Eyvah! Sen tam survivor'lık bir adamsın. O kadar is. Vallahi bak yani şuradan görse hani alsa direkt kaçacağım oraya öbür tam sene. Acun Bey. Yemin ediyorum Acun Bey beni de görün oradan bir değil survivor. Seni de hemen oraya muhabbet bak o yarışmacı şeyler. Olsun survivor'da ben de sunucu nasıl fikir vallahi güzel. Güzel yere kapak atıyoruz şu an. Acun Alıcalı kurban olayım vallahi kız günah bizde. Ama tam sen tam yani. Çok iyi olur ya çok istiyorum ve parkur o tarz şeylere de yatkınım yani. Hani aç da kalırım abi istediğim şey için her şeyi yaparım yani. Bitmiştir Acun Alıcalı umarım kulağına aynen, gider. Bir şey olur, duyarsın, bir izlersin, gözüne çarpar şöyle bak o yarışmacı, ben de sunucu. Çok bitti. İyi. Ay ne güzel olduk bak. Ben yaptım bak planı yaptım ben Acun Bey kurban olayım. Niye ben bunu başta söylemedim, niye ben bunu Murat deyince aklıma geldi. Tam. Ay. Gelsin bakalım ne sorular var şimdi? Tehlikeli sorular. Yok artık sorularım bitti şimdi ne yapacağım? Ne yavaş yavaş bitireceğim ama ben sana şarkı söyletmeden buradan gönderirim ben. Ben de buradan şarkı söylemeden gitmem yani hazırlıklı geldim. Bitmiştir. Canım çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok ederim. Keyifli bir program yaptık diye düşünüyorum. Acun Ilıcalı'yı da almış olduk buradan iyi, sık sık anıyorum. Daha yüksek, daha güzel yerlerde inşallah, buluşup inşallah. Daha diyecek bir şey bulamadım şu an. Güzel bitirdik izleri de efendim ne yapıyorsunuz? Önce programı takip ediyorsunuz Instagram'da oradan bana geçiyorsunuz. Sonra kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi sizi Furkan'la baş başa bırakıyorum. Olay bir şarkıyla sizlerle öpüyorum. Delirdim hasretinden sığamadım evler değiştirdim diz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Ağlama dediler de gözümde yaş mı kaldı güzelim. Ben, sen diye tükendim. Delirdim hasretinden, sığamadım evler değiştirdim. Diz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Ağlama dediler de, gözümde yaş mı kaldı güzelim. Ben, sen diye tükendim.
yatsın yanıma, sarılmasın dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle, 40 yılım onun olsun.